Bu dönemde seyahat etmekle ilgili çok fazla bilgi paylaşmak mantıklı gelmiyor sanırım. Ama bu sefer paylaşacağım bilgiler gerçekten şu an karantinada, evinizde sizin çok işine yarayacağın türden bilgiler olacak. O yüzden ekstra heyecanlıyım. Çünkü size bugün Airbnb'nin bilinmeyen bir yüzünü anlatmak niyetim. Umarım keyifle izlersiniz. Öncelikle seyahat etmek deyince akla hep böyle A noktasından B noktasına gitmek, oradan oraya gezmek geliyor doğal olarak. Ama benim aslında anlatmaya çalıştığım şey farklı kültürlere açık olmak, farklı kültürleri merak etmek ve onlarla etkileşim halinde bulunup kendimizi daha farklı yönlerimizi tanımak. Birçok şeyi evden yapamıyoruz belki ama bugün anlatacağım şeyler sayesinde aslında evinizden yapması gayet mümkün olan bir durum. Airbnb'de bu karantina döneminde gerçekten çok hızlı bir dönüşüm yapıp çok güzel bir şekilde bu durumu daha hafif atlatmamızı sağlayacak şekilde bir uygulama getirdi. Öncelikle Airbnb'den bahsedelim. Birçoğunuz Airbnb'yi duymuşsunuzdur. Ev kiralama veya oda kiralama sitesi olarak biliniyor olabilir. Ama bana göre Airbnb deneyim satın alma sitesi. Yani bir yer kiralamaktan ziyade hayalini kurduğumuz bir yerde kalamayacağımızı düşünürken aslında bize bu deneyimi sunan bir deneyim satın alma sitesi. Ama bunu bir üst boyuta taşıdı Airbnb son birkaç yıl içerisinde. Ve Airbnb deneyimler yani Airbnb experiences diye bir oluşum yarattı. Bugün biraz da o yanını anlatacağım ama öncelikle Airbnb ile gezmek, normal bir zamandaymışız gibi düşünelim ve bir yere seyahat edebiliyoruz gibi hayal edelim. Öncelikle geziyi planlarken tabii ki de uçak biletini araştırmak, bavulunuzu mantıklı bir şekilde oluşturmak, bütçenizi güzel bir şekilde ayarlamak ve bir diğer önemli tarafı da seyahatin kalacağınız yeri veya orada geçireceğiniz vakti nasıl değerlendirdiğinizin planlaması. Evet geziyoruz ama aslında seyahat ederken amaç sadece şu Eyfel'i gördüm, şunu gördüm, bunu gördüm değil bence şahsen. Onu da yapalım. Evet ama acaba bu halk nasıl yaşıyor? İşte nelerden hoşlanıyor? Dilleri nasıl? Yani böyle farklı kültürlerimize alışverişini yapmak bizi daha da zenginleştiriyor bence. O yüzden Airbnb bunun için bence mükemmel bir adres. Yani gerçekten ben bir uygulama yapsam böyle yapardım diyebilirim. Orada sponsorlu bir içerik değil tabii ki de. Bunu tahmin ediyorsunuzdur herhalde. Daha 500 takipçim bile yok. Yanlış anlaşılmasın. Tamamen kendi hislerimi anlatıyorum. Ne gibi daireler peki bulabilirsiniz sitede? Loft bir daireden tutun. İşte apartman dairesine, bir köy evine, bungalov eve, karavana veya yüzen evler diyorlar böyle yine suyun üstünde olan bir evde. Birçok seçenek yani. Kendi maddi durumunuzdan daha yüksek bir evde kalmayı deneyimlemek gibi tam tersi belki lüks yaşıyorsunuzdur. Hadi bir kere de bir karavanda yaşamayı deneyeyim diyebilirsiniz. Bunun için de her bütçeye, her türlü yaşam tarzına uygun binlerce ev bulmanız veya bir oda kiralamanız, hatta bir bütçenize göre kanepe bile kiralamanız mümkün. Bu uygulamanın bence en önemli şey kültür kaynaşması. Dünyanın her yerinde, Türkiye'de de bu konuda artık çok gelişti. Gerçekten Airbnb evlerine çok özen gösteriyor insanlar. Benim arkadaşlarımdan da evlerinin bir odasını kiralayıp bu şekilde aslında kendi bütçelerine katkı sağlayıp bir yandan da bir sürü farklı ülkeden misafir edinme şansı buluyorlar. Bu tarz sitelerde güven nasıl işliyor? Bu en büyük soru işaretlerinden bir tanesi. Yani ben nasıl güveneceğim de evimi başkasına açacağım veya nasıl gidip birisinin evine gireceğim yani orada kalacağım.
bir şey çalınırsa ya bir şey olursa gibi. Bunlar da genelde karşılıklı bir güvene dayalı bir iletişim olması gerekiyor tabii ki de. Referans sistemi var ve herkesin kendi bir profili var. Yani siz aslında ev sahibinizin profilinden detaylı bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Kimisi bunu çok özenli doldurmuyor. Burada bunu altını çizmek istiyorum. Ev sahibi de olabilirsiniz, host da olabilirsiniz veya misafir de olabilirsiniz. İki durumda da profilinizin güzel bir şekilde doldurulması, karşı taraf da sizi iyi gözlemlemiş olur, siz de karşı tarafı iyi gözlemlemiş olursunuz. Ve referanslarını da tek tek okursanız, yani bunları atlamak çok önemli çünkü tabii ki de hayati tehlikemizi her zaman göz önünde bulundurmamız gerekiyor. İlla ucuza geleceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye de böyle bodozlama dalmamak lazım bazı şeylere. Mutlaka ve mutlaka referansları ve profilleri güzelce okumanızı tavsiye ediyorum. Eğer kötü bir yorum yapılmışsa da bunu göz önünde bulundurup ona göre bir önlem alıp veya başka bir ev bulmanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim Airbnb deneyimlerine. Airbnb deneyimleri geçtiğimiz yaz Türkiye'de ilk kez açıldı diyebiliyorum. Öncesinde de Avrupa'da ve diğer ülkelerde vardı. Yavaş yavaş tüm dünyaya artık açılmış durumda diyebiliyorum. Şöyle oluyor. Yani aslında Airbnb'de eskiden ev kiralayıp veya işte oda kiralayıp böyle bir kültür kaynaşması sağlayan bir siteyken daha sonra artık gerçekten o kültürle ilgili her şeyi bulabileceğiniz, yani İtalya'ya gittiniz makarna yapmayı öğrenmek istiyorsunuz, bunu makarnanın workshop'unu da bulabileceğiniz veya tamamen kendinizi herhangi bir konuda geliştirmek istiyorsunuz, bununla ilgili bir sürü eğitim alabileceğiniz, konsere gitmek istiyorsanız konserleri bulabileceğiniz, spor yapmak istiyorsanız spor yapabileceğiniz, doğa yürüyüşü yapmak istiyorsanız birlikte doğa yürüyüşü yapabileceğiniz gibi hayvanlarla ilgili bile deneyimlerin ayrıca bulunduğu kategoriler var. Yani siteye girip baktığınızda zaten göreceksiniz. Yüz binlerce farklı seçenek var. Ben de 2019 yılı itibariyle Airbnb deneyimlerde makrume dersi veriyorum. Bilen vardır belki. Hemen kısaca anlatayım. Yani yıllarca sanat merkezinde müzik öğretmenliği yaptım. Öğretmenliği çok seviyorum. Çok kendimi bulduğum bir meslek diyebilirim. Daha sonra alan değiştirdiğimi söylemiştim ve makrume workshopları vermeye başladım. Başlangıçta gezerek bunu yapmaya başladım. Hala bunu bu şekilde yapmak hedefim. Ama sonra baktım İzmir'de çok daha fazla vakit geçiriyorum. Ve İzmir'de de bir altyapı oluşturmak istiyorum. Bu yüzden ben de Airbnb'de İzmir'de workshop düzenliyorum, atölye düzenliyorum. Kendi atölyemi açıyorum bir nevi. Bu süreç nasıl işliyor? Birçok bilgi dolduruyorsunuz, fotoğraf yolluyorsunuz. Hani karşı taraf size güvenmesi için. Airbnb ekibi sizi inceliyor. Yani attığınız bilgileri inceliyor. Dersi verip veremeyeceğinizi anlamaya çalışıyor sanırım. İnceleme sürecinden sonra size kabul edilmiştir veya edilmemiştir diye bir bilgi veriyorlar. Veya edilmediyse nereleri beğenmediklerini de bildiriyorlar tabii ki. Son zamanlarda artık tekrar bu işlere dönsem keşke, çok özledim diyordum. Yani zaten gezemiyorum, tamam o net. Ama bari hani eğitim verebileceğim bir şeyler oluşturmak istiyordum. Derken bana bir bildirim geldi ve Airbnb artık çevrim içi hizmet de sunuyor. Bunun da amacı aslında koronada herkesin evinde sağlıklı ve güvende kalması. Buna teşvik için artık çevrim içi deneyimler sunuyor. Yani siz oturduğunuz yerden Afrika'dan bir workshop da alabilirsiniz. Atıyorum bir yerin halı dokuması meşhurdur, onu öğrenmek isteyebilirsiniz. İşte Hindistan'dan birisinden meditasyon dersi alabilirsiniz gibi birçok şey imkan sunuyor. Yani online eğitimleri de artık alabileceğiniz bir platform. Bu arada şunu da çok önemli. Farklı kültürlerle kaynaşmak dil geliştirme açısından da doğal olarak çok önemli. Yani aslında şu an ben İngilizce arkadaşlarımla çok arada konuşsam da sık bir şekilde kullanmıyorum. Airbnb'den bir eğitim aldığımda 2 saat boyunca belki İngilizce konuşmam gerekecek. Bu çok güzel bir imkan bence. Böylece dilimi de aktif tutacağım gibi. Aynı şekilde Türkçe'de, İngilizce'de veya birçok farklı dilden de deneyimler bulabilirsiniz. Çok heyecanlıyım çünkü bu videoları yaparken aslında kafamda bir planla yapıyorum ve zamanla neyi neden söylediğimi açıklamaya çalışıyorum. Bu videoda aslında seyahatle ilgili niye bu kadar konuştuğumu, can çektirdiysem
özür diliyorum. Ama hayal kuralım yani bence oturduğumuz yerden de olsa. Hayal kurmaktan bir zarar gelmez. Ben de etkileniyorum bu korona sürecinden. Ama birkaç çözüm yolu var en azından. Bu dönemde hepimizin bir maddi sıkıntıya giriyoruz doğal olarak. Yani birçok orucu, sanatçı, sağlıklı yaşamla ilgilenen ve bu konularda profesyonel olan arkadaşım var. Onları da buradan böyle bir platform olduğunu duyurmuş olmak istedim. Bu durumdan da sizi de kurtaracağını, psikolojik olarak da bir rahatlama ihtiyacımız varsa bununla da ilgili birçok şey bulabileceğini düşündüğüm için Airbnb'yi böyle doyasıya anlatmak istedim. Umarım yararlı olur. Gerçekten o kadar çok istiyorum ki hani artık şu ölü toprağı bir atalım üstümüzden ve zihnen, özellikle ruhen, sağlıkla yaşayacağımız günlere geri dönelim istiyorum. Umarım Airbnb de size yardımcı olur. Bu arada aşağıya bir link bıraktım ve oradan üye olursanız ilk seyahatinize veya ilk deneyiminize bir miktar indirim kazanmış olacaksınız. Bu herkesin aslında birbirine yollayabildiği bir link. Aklınıza bulunsun, oradan üye de olabilirsiniz. Aynı zamanda kendi workshopumu ve Besta ve Instagram adresine eklemiş olacağım. Yani dilerseniz bakabilirsiniz. Eğer benim atölyeme katılmak isterseniz bana mesaj atmanız yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.